Sayın seyirciler, Manisa'da kışlada yaşanan ve bir askerin hayatını kaybettiği, yüzlerce Mehmetçiğin hastanelik olduğu besin zehirlenmesiyle ilgili raporlar açıklandı. Bu rapora göre askere yedirilen hindi etinin 27 saat dışarıda beklediği ortaya çıktı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ve gıda tüketimi kurallarına uyulmadığı rapora yansıdı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu skandalın sebebi ortaya çıktı. Mayıs ayında Manisa'da 721 askerin zehirlendiği, bir askerin de hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Er Hüsnü Özel'in kesin ölüm sebebi gıda zehirlenmesi. Adli Tıp Kurumu'ndan ve farklı kurumlardan bilirkişi raporları istendi. Kışla mutfağının kamera kayıtları incelendi. Savcılık iddianamesi yemeklerde kullanılan hem malzemelerin hem de suyun sorunlu olduğunu ortaya çıkardı. Ve o raporlara göre askerlerin zehirlenmesine sebep yedikleri spagetti ve hindi sotedeki salmonella ve maliform bakterileri. Kışladaki öğle yemeğinin ardından bulantı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu yüzlerce asker. Öğle menüsünde yayla çorba, hindi sote, salçalı makarna ve supangle vardı. O yemeği yemeyip sadece akşam yemeğini yiyenlerse şanslıydı. Çünkü onlar zehirlenmedi. Yemekte kullanılacak hindi etleri 22 Mayıs tarihinde soğuk hava depolarından çıkarıldı ve tam 26 saat sonra 23 Mayıs'ta dağıtıma çıktı. Ve uygun koşullarda uygun sürede çözülmesi gerekirken 7 saat çözülmesi için sıcak suyun içinde bekletildi. Yani usulüne uygun bir çözme işlemi yapılmadı. Kışladaki kıyma makinesinde kırmızı et çekiliyordu. Hindi etinin kırmızı et çekilen makinede çekilmesi bir başka sorundu. Ve çözülmesi için artı 4 derecede beklemesi gerekirken klimalı bir odada bekletilmesi ve yemeğin ise tam 27 saat sonra pişirilmesi ise bir başka sorun olarak geçti raporlara. Aynı raporda hijyen kurallarının da ihlal edildiğine ilişkin başka çarpıcı tespitler de var. Bakteriyolojik enfeksiyona yol açıldı. Örneğin yer paletine elleriyle temas eden personel hindi etlerini ellerini temizlemeden taşıdı. Kırmızı etlerin kanının bulunduğu kazana hindi etleri konuldu. Temizlik amacıyla kullanılan hortumun etlerin bulunduğu kazanda durması da dikkat çekiciydi. Tıpkı temizlik için kullanılan fırça ve bezlerin aynı zamanda tezgahların ve kıyma makinesinin de temizliğinde kullanılması gibi. Zaten davanın bir numaralı sanığı da donmuş eti uygun olmayan koşullarda çözen firma çalışanı Cahit Biçer. Tugay'ın mutfak sorumlusu Binbaşı Alper Akyol hakkında da 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası isteniyor. 86 sayfalık o iddianame ile 35 kişi hakkında dava açıldı. Tamamı tutuksuz yargılanan sanıkların bir bölümü görevi ihmal, çoğunluğu da taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanacaklar.